bunu bir yerde uyguluyorsun işte. Teşekkür ediyoruz, sağ ol. Belki en güzel ödül. Trabzon'un puçları. Trabzon'un türküsü. Bilmiyorum. Şimdi Pücoğlu mahkum olarak bir şeyden Kamzari'ye bir dörtlük daha beslenemez. Karavacık'ın görüntüsü 23 Nisan 2013 tarihler. Karavacık görüntüsü bu. Karavacık Camii. Minaresi, çarşı. Yukarıdakileri size çıkalım şimdi. Evin oraya çıkalım. Evet, Karavacık. Şu an yollar kapalı. 23 Nisan 2016. Karavacık sakin ve sessiz. 8-900 yıllık yayla pazarı Çepni Türklerinin ana vatanı. Karavacık yaylasında tarihe not düşüyoruz. Issız ve 23 Nisan tarihinde bu görüntüleri tespit ediyoruz sizler için. Yap!
Aşağı deren çocuk oldu, deren. Derenmiş açık. Oradan Lazların omuzdan geçebilirim Lazları. Ya ya Yusuf geçemeyim buradan. Ha bu derenin içinden yukarı geçsek Yusuf. Yerine bunun bir ucube dikecekler. Yok odun var ya. Yani onu bir ara şey yaparsın abi. Yaylaya çıktık. 23 Nisan 2016 tarihler. Evin kapısında oturduk. Ancak biz geçmişte sırgan yerdik. Pancar çorbası yerdik. Unlama yerdik. Ama onlar yok artık. Ziraatta yetişmiş domates, salatalık, biber, marketten satın alınan peynir ve zeytin. Çayımızı içeceğiz. Dostumuz da var yanımızda, değerli bir dostumuz. Tarihe not düşüyoruz birlikte Metin Bey'le. metre 6-7 metrelik kar kütükleri üzerinde yürüyoruz. Değerli izleyenlerimiz, 23 Nisan 2016 yayla kültürümüzü araştırıyoruz. Müthiş bir güzellik. Yalagoba arkamız, daha doğrusu tarihin Yalıobası olarak bildiğimiz yer. Kar üzerindeyiz ve bulunduğumuz kar yaklaşık 8-10 metre civarında. Karın ciddi şekilde yağdığını da burası gösteriyor ve müthiş görüntüler tespit ettik. Birlikte izliyoruz. Evet, dümdüz. Aslında burası yol ve dediğimiz gibi en az 10 metre büyüklüğünde burada kar var.
ev tarafına geçemiyoruz. Yazlak Mahallesi'nin yolu karla kaplı. Henüz yaylalara kimse çıkmadığı bir dönemde Nisan ayının ortalarında 23 Nisan 2016 tarihinde yaylaya çıktık. Issız, sessiz yaylalar. Yollar kapalı çünkü 8-10 metre yüksekliğinde kar kütükleri oluşturulmuş, yolları kapatmış. İşte Yalagoba'nın yolu buradan geçiyor ama değil araçla geçmek, yaya geçmek mümkün değil. Ve biz müthiş görüntüler tespit ettik. Hemen ileride çam ağacının olduğu ev, çocukluk yıllarımı geçirdiğim ev. Biz yazları buraya çıkardık. Mayıs'ın 15'i 20'sinde göçler gelirdi. Ve iki günde çıkardık. Ericek yolundan veya Düdül yolundan, Kuru Geliş yolundan. Yollarda hanlarda yatılırdı. Koyunlar, kuzular meleşirdi. Büyükbaş hayvanlar öne katılır. Çocuklar sebette hayvana yüklenerek getirilirdi. Ve iki günde çıktığımız yayla bir başka olurdu. Sırganlar büyümüş. Hemen onlardan sırgan çorbası yapılır. Taze sütler içilirdi. Artık o günler çok geride kaldı. Her şey modern oldu. Her şey şehirden getirilir oldu ve yayla kültürü de yavaş yavaş yok oldu. Yaylalar da betona teslim edildi. Evet, yayla kültürü, göç ve yayla yolları. O yaylanın ihtişamı, Türkistan'dan Anadolu'ya, Karadeniz'e, Giresun'a getirdiğimiz yayla kültürümüz, obalarımız ve o obalar bugün ıssız ve sessiz. Sadece yazları şenleniyor. Aslında göç gelmek gerekiyor. Büyük ve küçük baş hayvanlarla gelmek gerekiyor. Yolda iki kez gerekirse yatıp hanları yeniden şenlendirmek gerekiyor. Obaları yeniden eski günlerine getirmek gerekiyor. Yaylalardayız ve yayla kültürümüzü araştırıyoruz. Rahmetli Kandazoğlu, İbrahim kızı, halam Fadime adına yaptığımız çeşme. Ve su akıyor. Şu anda suyun geldiği noktanın üzerinde yaklaşık 7 metrelik kar kütlesi var. O su buradan böyle geliyor. Bizden buz gibi 7 metre kar kütlesinin altından çıkan su. Nisan'ın 23'ü ve yaylalar muhteşem. Yaylaya göç geldiğinde bu kar kütükleri bu şekilde karşı beri dolu olurdu. O zamanlar kar çok daha fazla yağar ve bu gördüğümüz obuzda, yazlık obuzunda hiç su gözükmezdi ve su adeta tünel gibi karın altından geçerdi. Ve hayvanların yükü burada indirilir, hayvanların ayaklarının altına dastarlar konarak karşıya geçerdi. Çünkü batmasın, batarsa kar deliğinden çıkarmak oldukça zor olurdu. Hatta telef olan hayvanlar olurdu. Ve hemen evin karşısına geçilince ocak tüttürülür, sırganlar yapılır ve hemen yayla yemeğe yenirdi. Ve ben de işimi gücümü bırakıp kendi işime koyulurdum tabii çocuk olarak. Bir fırın yapar, hemen suyun yanı başında oynardım. Artık o çocukluk günleri çok geride kaldı. Bugün çocukların elinde bilgisayarlar, akıllı telefonlar. Ama o çocukluğumuzu yeniden özlüyoruz. Çocuklarımıza yayla kültürünü yeniden yaşatmamız gerekiyor. Evet, biz yayla kültürünü, oba kültürünü araştırıyoruz. Giresun'un Esbi ilçesi, Soğukpınar, Dikmen köyü, Yalagova yaylalarında. Evet, burası Yalagova yaylası. Çocukluk yıllarındaki yayla kültürümüz. O günler artık çok gerilerde kaldı. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Evet, uçsuz bucaksız kar kütleleri. Biraz önce bu kar kütlelerinin altındaki sudan su içmiştik. Evet, gelip ilk oynadığımız yerdi burası. Bu hemen bu obuza göl yapardık. İşte o çocukluk yıllarımızda göl yaptığımız yerler. Artık çöp ve kirliliğin tüm pislikleri, tüm boyutlarıyla ortada. Ve bu tünel gibi yerden su çıkardı ve biz oradan yukarılara doğru giderdik. Artık onlar mazi oldu. İşte bir tipik eski yayla evi.
Sultan Damlayan. Aldım onu. Karımızındaki. Ben hiç birinin dinleyen danası yoktu. Aynen bizim geldiğimiz yer. Tabii şurada ne? Ha, aynen geldim. Oradan geçen bir yol. Öyle mi? Daha çıkalım da. Şarkı yolu açık mı acaba? Nasıl mı? He. Burası açık. Sen bu tabancam var. Bir açıldım ya. Tabancayı boyak kuşlar. Boyanır sonuçta. Kullanmasını sana boya getmiş. Ne güzel, emerin olduğu şeyden yaptı. Plastikten. Köprü çözüm. Bana da konuşacağım. Aranan adam olacaksın. Harika. Yani bu... Şimdi ilginç bir hikayemi anlatayım abi. Çekim yapıyorsun da sonra anlatayım. Bu bizde bulunmuyor bu haber filan bizim burada sizde ya. Yok yok. Ancak ha bu şu şaşmazlar ha oralardan kendinden büyüyüm ha bulup. Şimdi şuralar erozyon kontrolünden hep yapılabiliyor. Buralara kuru duvar yaşıyor. Ahıl Baba Dağı. Arabadan bile yürüyorum ben. Arabadan inene kadar kumanda sizin. Çünkü siz buraya bir gaye için geldiniz. Bunu en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Karavacık Baraj Göleti'nden Ahıl Baba Dağı, yaylalar, karlı günler,
ve 23 Nisan 2016. Muhteşem görüntüler bunlar. Evet, Ahılbaba Dağı bembeyaz. Su, dağ, kar ve muhteşem manzara. Ondan sonra ne diye bir kısmı yaptım yandan ya. Yandan ne? Demiş ki ya 40 yıl dünyayı düzeltmek için yürüttüm. Alagürgenlerin dalı füsküllü.